Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tutlu. değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün faiz problemleri... Hocam faiz haramdır yapmayın hocam. Ee, evladım öyle yani tamam Beni doğru Ben hep o yüzden boş bırakıyorum hocam sınavlarda. Ama bunları şu andaki finans sistemini anlayabilmek için anlaman gerekiyor. Anladım gerekir. hocam Günlük tamam. Günlük hayatta ilgili bir konu bu biliyorsunuz zaten. Pardon hocam pardon. Sonuçta evet dediğin gibi yozlaşmış bir olay aynen, değil mi faiz? Aynen aynen. Ee, şimdi faiz problemi deyince aklımıza bir tek formu gelecek. Yoz bölü yüz. <gülüyor> Çok <gülüyor> bu güzel hocam yoz bölü, yoz bölü 100 Hayır bu kadar basit bir şey Bak gözünü para bürümüş Benim için. değil hocam o ben değilim Sabahtan akşama dolarlar dolaşıyor Beynin ama ne olmuş Tabi sararmış Aynen eridi hocam Bu kadar Bak tek formülde yoz bölü 100'ün ne olduğunu anlamaya çalışalım Yoz dediğimiz şey Tonguç'cum Yatırılan para Bankaya bir para yatırıyorsun ya faiz. Evet hocam Yatırılan paraya yoz Ye diyoruz evladım Oya ise Faiz oranı diyoruz. He. Ama niçin? Faiz için bir oran değil mi evet bu? Evet hocam. Peki Z ise zaten adı da üstünde zaman. Anlaştık mı? O zaman yozu yakaladık mı burada? Yakaladım ne hocam. olsa yüze böleceksin bu kadar. Yoz bölü 100, yoz Aynen. kat bölü 100 gibi bir şey olmuş. Hı -hı. Evet hocam. Ne bileyim neyse işte. Bak böyle 200 TL'yi yatırırsan yüzde %8 faiz oranıyla bak Bayağı o oyu vermiş. Hocam, evet. Yatırılan parayı da vermiş. 200 evet. TL yatırıyorsun. 2 yılda demiş. Ulan zaman da belli. O zaman hemen ne yapıyoruz bak? 200 çarpı, çarpı 8 çarpı, çarpı 2 bölü 100. Bu bitti bu kadar işte. Yani. Kaç lira faydi? bununla bu sadeleşir. bununla bu sadeleşir. Öyle değil mi Tonguç? Çok kolaymış hocam 38, ya. 16. O oh, öğrendim hocam. Ben gidiyorum sayenizde. Görüşürüz hocam. İşte bu kadar. 32 TL. evladım bu kadar basit işte ya. Ne bu kadar büyütecek bir şey yok. Çok kolay. Ama bak sayemiz. bakalım bak elinde dolarlarla Aa, beraber. Yeşili her zaman sevmişler. Savuruyorsun düğünlerde 1 dolar 1 dolar atıyorsun. Her 100 dolar 100 dolar atarım hocam. Her türlü. Şimdi hay Allah bir mesaj gelmiş. Bir bakalım. Bir bakalım. Lan ne oluyor bu mesajda? Hocam hakkında. mesaj sürekli geliyor hocam size. Bizden sizden bir mesaj gelmiş. Bakalım. Sercan Bingöl demiş ki Beyza Özkök de demiş bunu. Özkök. Özkök, Özkök evet. pardon. Tonguç'un yaşı kaç demiş. Evladım tabii bu konuda bir sürü şey var ama Tonguç'un beyin yaşı hakkında evet. e, bilgimiz yok. Fakat biyolojik yaşı hakkında e, yaklaşık on, işte 15 15 mi sizden neyse. Hocam yani benim beyin yaşım Tabii ki 25. Tabii ki 25. KPSS e Sınıfta şey kaldığım için 17 yaşındaki öğrenciler gibiyim ama insanlar beni 15 yaşında görüyorlar hocam. 13 yaşında da olabilirsin. 12 yaşında. Ama ha. önemli olan her şey Hala uymuş. da anne sütüyle besleniyorum. Bunu da belirtmek <laughs> isterim hocam. <laughs> Saçmalama İlkes evladım. Hay Allah. Neyse Sercan Bingöl ve Beyza Öksüzköke buradan selamlar diyoruz evladım. Şimdi bankaya yatırılan 900 TL 2 yıl sonra falan filan. Bak yatırılan para 900. Y. Şey, Zaman. Z. Z. Harika. 1440 TL 1440 TL ha. olarak geri çekiliyor. Ulan burada bir şeylik var. Evet. Şimdi geri çekilen paranın içinde hem yatırılan para var hem de faiz var, değil evet mi? Evet hocam. Yatırılan para faiz toplamı geri çekilen para olur. Evet hocam. O zaman ben 900 TL yatırıp 1440 TL geri çektiysem 1440'tan 900'ü çıkartırsam kaç lira faiz olduğu aldım bulmaz mıyım? Aynen hocam. O Haklısın. zaman biz burada faizi bulmuş olduk. Elhamdülillah. Bu sefer ters köşe yapıyor bizi. Faizi He. veriyor. Ama neyi soruyor? Oranı soruyor. Anladım. Bak y'yi biliyoruz z'yi biliyoruz o'yu soruyor bize. Anladım hocam. Ama biz f'yi de biliyoruz. Anladım. Neydi formülümüz? F eşittir yoz bölü yüzdü. Evet hocam. Hatırlıyorsun. O zaman biz buraya yazıyoruz. F yerine 540 yazdım. Temiz. Y yerine 900 yazdım. Tertemiz. Oranı bilmiyorum. O yazalım. Buraya Ama X yazalım. X yazalım. O yazınca ya sıfır gibi oldu hocam. 2 e yılı biliyorum. Zamanda 2 yıl. Tertemiz. Bölü 100 zaten. Bununla bu sadeleşir. Bununla bu sadeleşir. Bak ne kadar güzel Aa. kebap bir şey oldu. O zaman 540 eşittir. 9X oldu Tongut'cum. 2 vardı hocam orada. O 2. Hayır 18X oldu um. Ha, ha Evet. O zaman x buradan kaç çıkıyor Tonguç? 540'a 18'e bölersen 30 çıkar. Tamam Demek hocam. ki %30'luk bir faiz oranı varmış. Çok fazla faiz hocam. Bu fazla kadar net. Yani. Baya yüksek faiz. Savaş zamanındaki faizler gibi. Allah, Allah, korusun. Allah korusun. Neyse hocam. Şimdi aylık ve günlük faiz de olabiliyor. Tonguç bak yine dolarları dizmişsin. Hocam yeşili çok seviyorum. Dolar zaten artıyor bu aralar. Vallahi... Artmasın hocam. Bizim paramız her zaman yani daha gü güçlü şimdi olacak. Şimdi TL ben paramıza sahip çıkıyorum. TL hocam. nasıl artık? Böyle değil mi? Aynen hocam yükseliş. Sürekli y kalkan bir yükselen bir Euro'ya çok benziyor. Hocam Euro bize benziyor. Euro bize benziyor. harika. Allah Türklere Euro yakulum dedi inşallah yürüyüp gideceğiz hocam. Onun <laughs> <C> <laughs> esprisi. Şeyin esprisi hocam o Cem Yılmaz'ın esprisi çalmış olmayayım da. Tamam aylık günlük faiz deyince aylık faiz deyince Yoz bölü 1200 günlük faiz deyince Yoz bölü 36000. Aklına bu gelecek. Ama bak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O dediğimiz yani oran dediğimiz zımbırtı yıllık olmalı. He. Bunu unutma. Aman buna dikkat. Eğer aylık oran verirse onu hemen yıllığa çevirmeyiz. Tamamdır hocam. 500 TL'yi bankaya yatıran Tonguç 4 ay sonra %20 falan filan. O zaman yatırılan para 500 TL. 500. 4 ay sonra zaman. zaman. E faiz oranı o, e, o şey 120. %24. O zaman hemen yazıyorum Tonguç'um. Faiz eşittir eee yoz bölü yüzde ya evet. ama burada aylık dediği için tonguç ay dediği ha. için hemen yoz bölü 1200 aklımıza getiriyoruz. Ha gaza gelmeyeceğiz Heh. yani. O zaman hemen yatırılan parayı yazıyorum. 500 çarpı oran neydi? 24 çarpı kaç ay sonra? 4 ay sonra bölü 1200 aklımıza getiriyoruz. Tonguç Anladım hocam. O zaman çap çut bunlarsa çap çut bunlar sadeleşti. Işte. Bunda da bu sadeleşti. Işte. 2 oldu. 8 kere 5 40 yani adam 40 TL para kazanırmış 4 ayda. Allah kabul etsin. Daha ne ha, Öyle şey mi olur canım? Faiz biliyorsun ki günah. Biliyorsun. Ha pardon pardon. Allah Saçmaladım etsin, hocam. Çarpılacağım. Ama sen. sonuçta bütün finans sistemi böyle çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Sen de bilmek zorundasın bunu. Anladım hocam. Tonguç kendi bankasından hortumladığı parayı Oha nasıl bir anamsın. Hocam ben var, Tonguç Bank var be? Vay be. Hocam en sonunda bankamızı açtık. Faizsiz yüksek kazanç vaat ediyoruz müşterilerimize. Tonguç demek ki senin geleceğin bu evladım. Sen de böyle hortumlayıcı bir insan olma. Aman dikkat et. Bak, hocam sayenizde mesajda. siz bana ahlak edep öğrettiniz. Ben Sana inşallah ahlaksız olmayacağım hocam. Aynen inşallah bakalım. Tonguç kendi bankasından hortumladığı parayı 30 aylığına İsviçre'deki bir bankaya yatırıyor. Hay Allah ya. Adam tam bir e, hortumcu yani. Klasik İsviçre. Biz hep İsviçre'de buluşuyoruz hocam zaten. Ya. <laughs> Hadi ve sen de öyle şey mi olur? Hortumladığı para kadar faiz kazanıyor demiş. Hadi bakalım. O zaman hortumladığı paraya ye diyelim çünkü bilmiyoruz Tonguç. He. Ve faiz demiş ki bak faiz de demiş ki hortumladığı para kadarmış. O zaman faiz de Y'ye kadarmış. Doğru. Yani burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bize zamanı vermiş. He, aylık ve 1200. oranı soruyor. Anladım. Hay hocam. Allah. O zaman şöyle Aylık demiş değil mi burada? Evet 1200 olacak Heh, hocam. O zaman yoz bölü 1200 değil mi? Tertemiz. Şimdi faizi biz biliyoruz ki y ye kadarmış. O zaman y ye yazıyorum faizi. Tamamdır hocam. Eşittir. E yatırılan parayı bilmiyorum ona da y ye yazayım. Tamamdır e, hocam. Bilmiyorsam korkmayacağım bak unutma. Ha. Ulan burada hiçbir şey verilmemiş ne yapacağım demeyeceksin. Harfi yazacaksın kardeşim. Aynen hocam. O kadar Formülü uygulayıp yapıştırıp kaçacağız. Çarpı oranı bilmiyorsun oranı x diyelim. X diyelim. Aradığımız x. şeye x diyelim. Tamam biz. bilinmeyen. Çarpı zamanı biliyoruz 30. Bölü 1200. Tonguç burada korkutucu gibi gözüküyor. Hep y'ler x'ler ama zor değil. Hiç merak etme. Ne yapacağız biliyor musun? Bununla bunu sadeleştirelim bir kolaylaşsın. Evet. Bununla da bunu sadeleştirelim bir. Burada 1 kalsın. Burada 40 kalsın. Evet. Sonra da içler dışlar çarpımı yapalım. Bunun altında 1 varmış gibi düşünelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. 40 ile y'nin çarpımı 40y. Eşittir. 1 e ile de x'in çarpımı y çarpı x. Evet hocam. Tonguç burada şöyle bir şey var. Y'ler de sadeleşir karşı karşıya. Bak y'di ya Y diye bu. Y'ler de sadeleşti. Ulan bu şey gibi X gibi gözüktü. Bu Y'ler de sadeleşti evet, Sonuç olarak ne çıktı? 40 eşittir X. %40 faiz oranıymış. Tonguç Bank. Aynen Tonguç Bank'ta da manyak gibi. Aa Facebook, Twitter en sevdiğin. Evet canım bak bizi destekleyeceksin artık böyle Tamamdır olmaz hocam. sadece YouTube'da değil bütün platformlarda bizi destek Çünkü tamam. ona göre de biz ne kadar yorum veya e, takipçimiz olursa o kadar çok video yayınlayacağız bunu unutma Tongut. Tamam duracağım. Sen de bizi her yerde destekle mutlaka. Ödüllü sorumuzu da yap cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.